Efendim merhabalar. Çok uzun zaman sonra sizinle beraberiz. Biraz loş bir ortamda. Bana daha çok Twitter'dan gönderdiğiniz mükemmel yorumlar karşılığında artık daha da erteleyemeyeceğimi anlayıp bir cumartesi akşamı, cumartesiyi pazara bağlayan bir akşamda sizinle bazı en son gelişmeleri kalem kağıt konusunda, defter konusundaki en son gelişmeleri paylaşmak istiyorum. Umarım ilgi çekici bir video daha yapacağız. Efendim, öncelikle geç kaldığım için özür dilerim. Çok çok yoğun bir dönemden geçtik işte. İşimizi oturtmak çok kolay olmadı. O yüzden affınızı rica ediyorum. Neler yaptım bu zamana kadar? Hiç aklımdan çıkmadınız. Yani ben uzun süre video çekeceğim, çekemediğimi biliyorum ama video çekeceğimi de biliyordum. O yüzden bazı alışverişler yaptım. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Önce kalemler. Çok fazla derinine inmeyeceğim ama ineceğim şeyler de olacak. İneceğim videoları. Bunları göstereceğim. Öncelikle şundan başlamak istiyorum. Mechanical Carpenter Pencil. One Striker ve Three Dura-Lead Refills. Yani 3 tane de refill geliyor. Ben bunu açmıştım dayanamayıp. İşte bunlar uçları. 3 tane yedek uç geliyor. Bu uçlar aslında 3 tane değil, 2 tane geliyor. Bir tanesi kalemin üzerinde. Bayağı bildiğiniz böyle garip işte marangoz kalemi ucu. Marangoz kalemleri biliyorsunuz böyle köşeli oluyorlar. Var mı yanında bilmiyorum. Bunun eki yani 3 tane diyor ama içinden 2 tane çıkıyor. Kalemi açmış mıyım bakayım. Kalemi bir yerden. Evet, kalemi de bu taraftan açmışım. Kalem bir basmalı kalem. Evet. Böyle Striker falan filan yazıyor üzerinde. Yok efendim şu olur şöyle tırtıklı falan. Acayip bir kalem. Gördüğünüz gibi kalemin kesiti dikdörtgen. Arkası açılıyor mu bakayım. Açılmıyor. Şöyle ucunu açabiliyorsunuz. Ben bu kalemi aslında marangozluk işi için değil birazcık marangoz kalemleriyle gördüğünüz gibi kesik uçlu işler çıkartabildiğim için aldım. Ayrıca yine marangoz kalemim var. Nasıl var? Löwes diye bir Löwes aslında Löwes yazılışı. Löwes diye bir burada bizim Bauhaus gibi bir yapı market var. Oradan almıştım marangoz kalemini. Ama bu böyle hem plastik olması, yani açmaya gerek duyulmaması ve genel olarak oldukça güzel bir ucu olması. Fakat ucunu nereden bulacağız tabii. O da dert. Gördüğünüz gibi iki tane uç da geliyor. Ben iki tane almıştım. İki tanesi 10 dolar civarıydı galiba. Tam da hatırlamıyorum. Bu size göstereceğim ilk kalem. Hiçbir özelliği yok. Bulunmayan da bir ucu var. Aldık ama kalemi. Açmak zorunda kalmıyorsunuz. Marangoz kalemi olarak da kullanabileceğiniz bir kalem. Bu kalemden sonra yine genel olarak değişik formuyla biraz daha teknik bir form. O teknik formdaki bir kalemden bahsedeceğim. Bu kalem altıgen. Gördüğünüz gibi altıgen kesitli. Bildiğiniz bir pirinç boruyu tornada içine oymuşlar. Üzerine de yine sanırım asitle bir 10 santimlik bir cetvel koymuşlar. Düzgün kapanıyor. Yani öyle ki kapandığı zaman bu kapağı tam kapandığı zaman altıgenin formu bozulmuyor. Yani şöyle yarıda bırakmıyor kendini. Güzel. Açıyorum. Çok kullanışsız bir kalem. Arkaya da takılmıyor doğal olarak. Kalemin içerisine ince bir roller pen koymuşlar. Bu da açılıyor. İşte görüyorsunuz roller peni. Basit. Ucunda da işte yine pirinçten bir şey var.
Pirinç kokuyor. Aldığım zaman daha parlak da gittikçe oksitlendiği için doğal olarak rengi koyulaşıyor. Bu da böyle ölçü almak için falan filan teknik açıdan kullanılabilir. İçindeki bitince de yeni bir refill konulabilir. Ama tabii çok kullanışlı değil. O işte metal olması, biraz soğuk olması, rengi falan beni cezbetti de o yüzden aldım. Bu da böyle bir kalem. Bunu da kenara koyalım. Ondan sonra yani artık bu Çinli vatandaşlar abarttılar. Yani sırf abarttıkları için aldım. Ne marka? Bokai. Bokai Gift Fountain Pen Your Right Choice diyor. Sizin yazı seçiminiz. Yani artık şu Lamy'nin Safari serisini nasıl bu kadar taklit edebilir ve Amerika'da bu rahatlıkla nasıl satılır? Orasını anlamış değilim. Tek farkı Lamy'de burada bir artı vardır. İşte açılabilir. Bir de şöyle Lam yazar. Burada Bokai yazıyor. Bokai saplandık. Ama inanır mısınız? Lamy kadar ve Lamy'den hatta daha iyi yazı yazıyor yani. Yani hiç takılma yok. Hiçbir şey yok. Hiç kusma yok. Tamamıyla kopya. Ve inanılmaz ucuz. 1 dolar tamam. 1 dolar mı? 1,5 dolar mı ne? Denemek için aldım. Vallahi öyle çıktı. Bu kadar taklit beklemiyordum açıkçası. Lamy'lerim de var. Amerika'ya Lamy getirdim. Lamy'nin full fiyatı 13 dolar falan. Onları kullanmıyorum. İşte bunu sağda solda kullanıyorum. Ama almasaymışım keşke yani hani genel olarak. Yani bu kadar da taklit beklemiyordum açıkçası. Sonra biraz sonra mürekkeplerle ilgili konuşacağım. Denemek için, mürekkepleri denemek için Unruled Index Card aldım. Burada Index Card burada çok çok kullanılan bir şey. Bunun gani gani çizgileri var. Bunun da mesela bunda kaç tane varmış? 100 tane kart varmış. 200 kartı 1 dolar çizgileri. Ama ben çizgili kullanmayı sevmiyorum. Çizgisiz kullanmayı. Bu Amerika'daki en büyük sorun hiçbir şeyin çizgisiz yok. Her şey çizgili. Bu adamlar çizgili yani illa çizgili yere mi yazacaklar? Yani inanılmaz. Ya kardeşim ben istiyorum ki çizgisiz yazmak. Ama mümkün değil yani. İlla ki bunu buldum koşa koşa aldım. Nereden almışım bunu? Vallahi unuttum. Sanıyorum Target'ten aldım. Bu size önceden gösterdiğim işte bir tarafı 0,9 öbür tarafı 1,8 olan kalem. İşte o kalemin daha hayvani büyüklüğünü işte bu yapılmış yani bunun böyle durumu ama ben bunu kullanmayı yine çok seviyorum. Bunun çokça da almıştım bu kalemden. Bu kalemi de buraya koyduktan sonra. Sonra çok sevdiğim, çok başarılı bulduğum bir tükenmez kalemim var. Burası gerçek ahşap. Diğer tarafları pirinç parlatılmış. Bunun ucu bitti. Ucu bitince ben de siyah renkli bir refill koydum. Çok memnunum. Biraz ağır bir kalemdir. Bunun ucu bitti. Bana uç koydum yani. Ağırlık arkaya doğrudur. Ağırlık merkezi biraz arkaya doğru kalemin. Ondan sonra buna doldurduğum haberini de böylece vereyim. Bu önemli haberi aldığınız için de mutlu oldum. Yani bazı kalemler bittikten sonra içine gidip orijinal artık neyse bulup bir şekilde içini doldurduğunuz zaman değişiyor. Siyah aldım. Çünkü Amerika'da bütün resmi belgeler siyah tükenmez kaleme doldurulması istenen belgeler. Yani biz aslında imzayı mavi hatta dolma kalemle isteriz. Bunlar siyah tükenmez kalemle istiyorlar ve Amerika'daki tükenmez kalem de bana sorarsanız çok kısır. Ya işte şu ne marka? Zebra'nın bir modeli var. En çok kullandıkları rengarenk biz de almıştık. Ya inanın çok kısırlar yani. Yani bulabileceğiniz en tanımlı tükenmez kalem bu yani. Ben yine Amazon'u dümdüz ediyorum da bu işte Pentel'in imza kalemi olarak kullanılabilecek. Bunu Tradio serisini zaten test etmiştik. Şöyle bir test edeyim bakayım görebiliyor musunuz? Evet. Şurada şöyle Tradio serisinde görebiliyorsunuz. Çünkü garip bir düzenek koydum.
Öyle ki masanın üzerine delikli bir yapısı olan bar taburecileri var. Onu koydum. Bar taburesini kendime tripod yaptım. Başka türlü kimse yoktu. Tripodum da yok. Zaten çok sallanıyor. İndeks ruler için açacağız. Bunu da eski videolardan bakabilirsiniz efendim. Sonra ne aldım? Gördüm ve hemen zıpladım. Yine Pentel'in Sharp serisinden, ki Pentel'in Sharp serisi ünlüdür. 07'si, 05'i, 03'ü. Bunun 1.3 versiyonunu aldım. Bir de üzerine koymuşlar abicim kaç? 2B mi? Allah, 2B uç koymuşlar. O kadar güzel yazıyor ki. Hadi şu indeks kartla açalım. Normal bir plastik şeyi var. Açıyoruz indeks kartımızı. Üstü parlak. Bundan şimdi parlak bir şey yazarız. Diğer kartlar bildiğimiz kalın kart. Buraya hızlıca bir şeyler çizeyim. En sevdiğim hızlıca çizdiğim işte Ayasofya diye çizeyim. Önce biliyorsunuz bu yönden bakıyorum. Mimar Sinan'ın yaptığı kalın minareler. Arkasından nispeten daha eski olan en eskisi bu tuğla, daha ince olan tuğla minaredir. Ondan sonra bu yapılıyor. Sonra da sanırım ya tam ezberi bilmiyorum ama işte bir güçlendirme ile beraber bunlar yapılıyor. Ortada kubbemiz, kubbe. Valla 2B kalem hem yazmaya hem de böyle çizime geliyor gördüğünüz gibi. Şurada alem var. Şurada diğer şerefesi, incesi, kalını. Bunların da şerefeleri var. Şeyleri var. Alemleri var. Alemlerinde. Sonra Ayasofya'da Ayasofya'yı çok kimlikli kılan ağırlık kuleleriyle beraber duvarları da var. Yani Mimar Sinan'ın yaptığı ekler bunun altında. Şöyle bir eki vardı Ayasofya'nın şuralarda. Şöyle iki tane kocaman duvarı vardır efendim. Duvardan sonra burada bir kemer oluşur. Kemerden sonra bu çatı vardır. Burada apsisin öbür tarafında, apsis bu tarafta kalıyor. Kıble de bu yönde. Kıble yalnız apsis yönde değil tam olarak. Burada böyle bir yarım kubbe var. Burada çeşitli ağırlık kuleleri sonra geliyor. Burada ana giriş kapısı sözde çizebildik işte. Yani dediğim gibi bu böyle çok kalın, baboş. Yani inanır mısınız diğer kalın kalemlerden daha çok hoşuma giden. Böyle şurası daha etlice. Plastik şurası. Sonra kibar gelen bir Japon şey var. Bunu kutusuyla tutuyorum. Bir de güzel bir 12'li ucuyla geldi. Bunu da böyle kutu açılımı olarak göstereyim. Yani sırf bunu anlatan bir video çekilebilir. Ama yani o kadar da değil yani. Hani neler olabilir açılışta? Her basışta kaç milim dışarı çıktığını, ucunu, efendim tutuşunu, ağırlığı, plastiği, içindeki mekanizması incelenebilir. Fakat Pentel'in Sharp serisi her zaman iyidir. Ben size söyleyeyim yani. 1.3'ü de iyidir. 0.3'ü de iyidir. Bir de takipçilerim arasında bir tartışma var. Diyorlar ki 0.7 mi kullanalım, 0.5 mi kullanalım, 0.3 mü kullanalım, 0.9 mu, 1.0 mu, 1.3 mü gibi. Şimdi eskiz çiziyorsanız, yani böyle şeyler çiziyorsanız, tasarla ilgili bir işiniz varsa çok da boğazımı temizledim kusura bakmayın. Böyle kalın kalem kullanacaksınız. Eskiz kalem kullanacaksınız. Veya kurşun kalem kullanacaksınız. Böyle sarı kurşun kalemler var. İşte çeşitli marka. Bunların sarı olması nedeni sarı renk öğrencilerin daha çok ilgisini çekiyormuş. Sonra işte yine Papermate diye burada çok ünlü bir şey var. Çok kötü renkli. Ben bunu Türkiye'den almıştım. 1.3 uçlu. Biraz da bozulmuş. Bakın çıkmıyor. Çok eski bir kalem bu. Arkasını da kullanmışlar çocuklar. Böyle bir kalem de var. Bunu da kullanabilirsiniz.
Ama benim size tavsiyem ne olur? Eğer yazı ile çizimi böyle karışık yapıyorsanız ve biraz da uç kırmaya meyilliyseniz 0,5'in üstüne çıkmanız lazım. 0,9 etsiz kalemi gibi oluyor da artık. 0,7 ile yazıyorlar. Çok hızlı yazıyor ve ucunu kırmak istemiyorsa, arasında çizim yapıyorsa. Ama işte böyle seramikti, fayanstı, onların üzerine ince çizgi alınacak. Ahşabın üzerine bir şeyler çizeceksiniz. 0,9, 1,3 eskiz kalemlerine doğru gitmeniz. Sonra da işte daha da büyük kalasların üzerine çizim yapacaksanız bunu kullanabilirsiniz. Bu tür büyük kalemlerin uçlarının sertleri, 2 haçları, 3 haçları, 4 haçları makbuldür. Çünkü bir ahşabın üzerine sürdüğünüz zaman car diye hemen eriyiverir. Sanki zımparaya sürüyormuşsunuz gibi. O yüzden kişiye göre değişir kullanacağınız mekanik kalemin ucu. Ama ben 0,3 adamı değilim yani. 0,3'te gerçekten yazı yazamıyorum. Gerçekten ancak böyle taramalar çok acil. Çok acil diyorum, çok nadir yapabiliyorum ama 0,5 de değil benim harcım. 0,7. Ben 0,7'yi severim. 0,7 ile çizle, eskizler yap. Ama tabii 0,9 ve 1,3'te de daha geniş eskizler yapmayı seviyorum. Bunu da kenara koyduk ve bir challenge. Ben size söz vermiştim. Demiştim ki iki tane efsane kalemi karşılaştıracağım. Bunlardan işte çıksın meydana. Bunlardan bir tanesi böyle kutularda geldiler. Ve çok ucuz yani. Bunun 3 dolara, bunu da 3 dolara mı 4 dolara mı ne alıyor? İkisine toplam 7 dolardan fazla verdiğimi zannetmiyorum. Uniball Kurutoga'nın bir kalemi. İkisini de 0,7 almak istemiştim. Doğru mu almışım? Evet, ikisini de 0,7 almışım. Çünkü karşılaştım öyle olmalı. Bunu kullananlar 0,5'i seviyorlar. İkisinin de 0,3'ü var. 0,3 kadar ince çalışanlar 0,3 çalışabilirler. Kurutoga çok özel bir mekanizmaya sahip bir kalem. Bunu ben incelemiştim. Kurutoga'nın ne olduğunu, şu ortasındaki bölümün ne olduğunu ve bayağı da yakışıklı bir kalem. Şurası metal görünümlü. Bir tane siliği geliyor yedek. Bir tane kalemle, bir tane kalem ve bir kalem ucuyla geliyor. Zebra da çok iddialı. 0,7'si var. Bu da uç kırmıyor. Bunu da uç kıramazsınız diyorlar. Yani öyle bir mekanizması var ki uç kesinlikle kırılmıyor diyorlar. Bakalım doğru mu? Bazı artları, bazı eksileri var. Örneğin çizim için bazı sıkıntıları var. Bu ikisini karşılaştıracağım. Bunu karşılaştırmadan önce böyle onun gibi kutuyu açıp da size gösterip arkasından çekiyor gibi olmak istemiyorum. Bunlar birkaç sayfa yazı yazıp, birkaç çizim yapıp, bir şeyler doldurup da size izlenimlerimi sunmak istiyorum. O yüzden bu ikisini reklamını yapayım. Bu ikisinin karşılaştırıldığı videoyu seyretmeyi unutmayınız diyorum. Reklamı yapıyoruz. Abone olmanıza gerek yok. Like etmenize gerek yok. Ben 4000 küsur aboneyle birazcık elit yani benim değerimi bilen, benim de takipçilerim, beni seyredenlerin değerini bildiğim bir güruha sahibim. Ne ün, ne işte reklamlardan, ne bilmem nelerden. Yani harcadığım paraların karşılığını zaten alamıyorum ama amaç o değil yani. Ben YouTuber Enes Menes falan değilim yani. Benim az takipçim olmalı. Benden aynı derde sahip olmalı. İcabında yorum yapsa da olur, beğense de olur, like etse de olur. Ama tabii altına böyle bazen yorumlar geliyor. Ben onları siliyorum mesela. Şimdi bazıları YouTube yorumunu silmek doğru değil diyecek ama yani mesela bir video yapmışım. Kısa keste inlenme yaptı. Yani zorunluluğum yok. Yani herkes zannediyor ki YouTuber oldu mu böyle takipçilerin şeyi olacaksınız. Emrinde olacak. Öyle bir şey yok. İsterse et, isterse etme. Zaten bu çoktan seçmeli bir durum. Ben uzun süredir ahşap üretimiyle ilgili bazı özel makineleri takip ediyorum. Onları çünkü bir ahşap makinesi satın almak gerekiyor falan filan. Amerika'da durumlar çok daha farklı. Bu yüzden defter kalem hikayelerini sadece isteyen dinlesin. Abone olup olmamak elinizde kalmış. Şu biraz önceki bir de AT&T böyle bir şey vermiş. İşte bir çocuklar çok kullanıyor. Bir roller pen oldukça iyi. Ama ben şu deminki
benimki Pentel Tradio'yu. Bunun daha parlak olan kapağın arkasıyla denemek istiyorum. Çünkü sanırım o çok güzel yazıyor vallahi. Hemen bir ashabı patlatalım. A, B, C, C. Böyle gidiyor. Vallahi bu parlak kağıtta hele hele bu kalem çok hoş bir etki yarattı. Bakalım şu lömü çakması nasıl bir sonuç verecek. Vallahi bu da çok güzel yazıyor. Her gibi kayıyor. Yani bunu da uzun süre yazı yazarım. Bakalım şu bizim daha mat kağıt nasıl cevap veriyor. Bu da güzel cevap veriyor. Cevap vermek ne demek ya? Neyse. Öyle düşünce. Bakalım bu nasıl olacak. Ya bunun hissi hele mat kağıtta biraz insanı irite eden gıcır gıcır gıcır. Bu daha iyi bir dolma kalem oldu. Bu kağıtları kullanacağız veya işte bu beyaz kağıdı kullanacağız. Sonra macuma ne gösterebilirim size? Evet, başka bir işimiz daha var. Başka bir büyük bir işe daha girdim. Benden devamlı suretle diyorlar ki yahu ne zaman mürekkep karşılaştıracaksın? Alın size mürekkep karşılaştırma için. Bazı mürekkepler ve bu mürekkeplerin karşılaştırılması. Çok ufak olduğuna bakmayın. Çünkü mürekkepli bir işte şu baba şu var. Sonra bir pilot da almak istedim. Naimiki. Naimiki. Renkliler var. Başka da... Şimdi peki bunları nasıl deneyeceğim? Valla bunları mesela bu gördüğünüz lamiye tak çıkar. İcabında koy. Temizle. Bir daha işte şunu yap, şunu yap, şunu yap, şunu yap. Yani burada 3 tane mürekkep var. Bu kan kırmızısı Axe Blood diye geçiyor. Bu İngiltere'den geldi. Cidden İngiltere'den geldi yani. Gelmesi 2 hafta sürdü. Ve İngiltere'den gümrük kağıdıyla beraber geldi. Bunu ilk kez deneyeceğim. Pelikan'ın tint böyle bir koyu mavi, çok böyle bir eski tip nostaljik bir şey var. Namiki pilotun hele hele böyle ince şeyler için kullanılır. Bunlar güzel örnekler olabilirler. Bunun ne olduğunu soracak olursanız bu buradan 1 dolar harcadan bir cam kalem aldım. Bu cam kalemin yanında gelen aptal mürekkep. Cam kalemi niye aldığımı söyleyeyim. Mesela bu mürekkebi kullandık. Arkasından hemen buna geçeceğiz. Bunun için farklı mürekkepli kalemlerin, dolma kalemlerin farklı etkileri olacaktır. Benim amacım aynı o mesela niye 2 tane 07 aldım? İkisini sıfır, birini 05, birini 07 aldım Kuru Togo ile Zebra'nın. Çünkü gerçekten düzgün bir karşılaştırma. Gerçek ve eşit şartlarda iki kalemin çarpışmasını istedim. Bunun da amacı, benim de bunun da amacım, bu çok kolay temizleniyor. Cam olduğu için bildiğiniz cam bu. Böyle dolu cam. Ucunda böyle bir durum var. Daha pahalıları var mesela bunun 100 dolara kadar giden. Türkiye'de de yapan var ama 1 dolara görünce ya ne uğraşıyorum diye bunu hemen aldım. Yanına da böyle bir mürekkep geldi. İşte 6,8 milimetre. Batıralım. Bu üzerindeki gördüğünüz böyle diagonal kanallarda mürekkep birikiyor. Mürekkep biriktiği için de siz de güzel güzel yazı yazabiliyorsunuz. Yazı yaza biliyor. Bayağı 3-4 satır yazıyor ve debisi aynı. Mesela Y'de kullandığınız mürekkep kanunuyla işte buradaki N, U, D, Z'de kullandığınız aynı. Bakalım şu parlakta sonuç nasıl olacak? Parlak vardı ya. Parlakta da sanırım mürekkep bu parlak kağıtlarda kuşu kağıtlarla daha iyi sonuç verebiliyor. Yazı yazabiliyorsunuz. Çizim yapabiliyorsunuz. Bunu da deneyeceğim. Şu aptal şey yaptım ve kolaylıkla siliniyor.
Bir tane normal bezle veya basit bir havlu bezle bir peçeteyle silinebiliyor. İsterseniz işte ıslak mendil de kullanabilirsiniz. Bunları göreceğiz. Bu başka bir video şeyimiz. Sonra bazı defterler aldım. Mesela şu anda önemli bir proje üzerindeyim ve çoktan beri istiyordum. Böyle deri, gerçek deri, inek derisi bir böyle bir defter oğlum. Ve gördüğünüz gibi yine çizgili, yine çizgili, yine çizgili. Ya kardeşim defter çizgili olmaz. İşte orijinal şeymiş ama çok komik. Made in India yazıyor. Yani nasıl inek derisini, ineğin kutsal olduğu bir ülkeden gelmesi tabii şaşırtıcı. Bu bitince ben buna gerçekten güzel, gerçekten çizgisiz, hoş kağıtla kaplarım, içine doldururum yani. Sonra dikerim. Gördüğünüz gibi bir de üzerinde Magic is something you make. Yaptığın şeyler aslında bir sihir yazan saçma sapan bir yazı var. Olmasa daha iyi olurmuş ama yazısız olanı bulamadım. Bunun fiyatı 9 dolar idi. Böyle bir defter istiyordum. Yani içini değiştirebileceğim ama dışının deri olabileceği, şöyle katlanabilen, şöyle bir kilitlenebilen mekanizması olan bir defter istiyordum. Çok defterlerim var. Burada defter bulmak çok zor. Düz çizgili defter bulmak çok zor. Yoksa defter kolay ama hep aynı. Çizgili defter kötü tükenmez kalem. Çizgili defter kötü tükenmez kalem. Başka ne gösterebilirim defter bazında? Yok aslında şimdilik keseyim. Çok da zamanınızı aldım. Umarım hasret giderebilmişizdir. Beni takip etmeye devam edin ama yaymayın da. Yani biraz özel olsun. Sevenler zaten geliyor. Mürekkeple ilgili şeyler yapacağız. Türkiye'de bulunan mürekkepler çok pelikan vardı Türkiye'de. Parker'ın çok canı var. İşte Türkiye'de. Naimiki satılıyor. Naimikiler satılıyor Türkiye'de. Şunlar satılıyor. Efendim, pilotun daha pahalı modelleri var. Ben almak istemedim. Ama alabilirdim de. Sonra bunları mürekkepli kalemlerle deneyebilirsiniz. Ben Lamy Studio'da bunlarda beğendiğim, mesela şunu kullanabilirim. Bu Pelikan'ın gerçekten güzel bir mürekkebi. Fiyatlarını da unuttum. Namiki'nin tipini göstereyim size. Namiki yanlışlıkla iki tane almış makinesini geri verdim. Çok güzel bir şişesi var. Tombilik. Çok hoş bir şişesi var Namiki'nin. Cam şişe. Bence cam şişe olmalı. Mürekkep cam şişede tutulmalı. Plastik şişede değil. Ve fakat ne yazık bu cam mı bakalım? Cama cama vurarak değil işte, plastik. Yani bu kadar pahalı bir mürekkep. Bu çok pahalı bir mürekkep. Axblood diye geçiyor. Axblood diye geçiyor. Bir dakika ben gideyim satayım bir. Evet, hemen geldim. Bir peçete ıslattım. Şu cam kalemimizi siledim. Hemen kustu. Hemen cam kalemimizi temizliyoruz efendim. Bakalım ne renkmiş bu. Gerçekten kan kırmızısı mıymış, bu kadar değer miymiş? Bu oldukça tutulan bir. Ben internetten gördüğüm kadarıyla İyi bir marka bu. 30 mililitre. Diamine diye bir marka. Made in United Kingdom. İngiliz malı. Açabilirsek eğer. Şu aptal mürekkebi şöyle koyalım. Bu arada cam kalemin temiz olduğunu buranın şeffaf olmasıyla anlıyorsunuz. Biraz önce maviydi, Şimdi hem cam ıslarak hem de bunu açmak kolay olmayacağından mütevellit. Bakıyoruz. Bir kokusuz bir sıvı ve böyle bir koyu bir kırmızı gerçekten. Bakalım nasıl yazıcık. Oldukça koyu bir kırmızı ve fena
Hadi vallahi. Ya bordo da değil de gerçekten koyu bir kan kırmızısı. Parlak kağıdı deneyelim. Oo. Yok yok. Hoş bir kalem bu. Hoş bir dolma kalem mürekkebi. Bundan böyle mektubunu yazacaksın kardeşim. Sana bu mektubu yazarken evet. Bu güzelmiş, güzelmiş. Hemen belli ediyor. Bunu böyle hatta cam kalemle sevdiğiniz kimseye, bu karşı cins olmak zorunda değil, sevdiğiniz kimseye derdinizi, meramınızı bu dolma kalem mürekkebiyle, bu mürekkeple anlatmanız daha romantik mi diyeyim artık? Daha değerli mi ne olur? Bu cam kalemlerin üzerinde mürekkep bırakmamak lazım. Sonra çıkarması zor oluyor bir şey. Camı bozacağından değil de. Cam öyle kolay kolay bozulmaz. Bir tane de bunun plastik bir şeyi vardı. Kapak gibi hani cam kırılmasın diye. Onu da şu masada şu anda kaybetmiş durumdayım. Zaten, ha şuraya. Zaten açarken çok zor açıldı. Mecburen yırtmak zorunda kaldım. Kardeşim. Heh. Şöyle bunu da koyuyorum ki hani bir anda bir yere çarptı. Ucu kırılmasın. Kırılırsa çünkü cam kalem çöpe gider. Camı öyle zımparalayarak da kurtaramazsınız. Evet, bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum efendim.